Gene Hacer'in aklını perişan edeceksin. Neler yazdın bakayım? Çek elini. Köydeki bütün kadınlar senin mi ya? Okuyup bu yolları biraz da ben öğrensem fena mı olur? Bu işin mektebi yoktur oğlum. Yakışıklılık Allah vergisidir, zamparalık da öyle. Şöyle bir bakıp yürüdün mü, eller ayaklarına dolaşmalı. Önce talih olmalı adam da senin gibi. Veli Güzel'in elinden şansa kurtuldun. Herif karısını eşek sudan gelinceye kadar döverken sen şuracıkta korkudan tir tir titriyordun, depremden kaçmış gibi. Aman kapıyı kapa Halil İbrahim, sürgüle Halil İbrahim, ışığı söndür İbrahimciğim! Böyle işler erkek adamın, çapkın adamın başına gelir. Senin gibi sünepelere de kıskanıp zevklenmek düşer. Gülsüm kadın öbürlerine benzemez, Hacer'le oynaştığını bir duyarsa... Zarf ver şuradan, kendine de biraz kına ayır. Ateşle oynuyorsun Şerif Ali. Ateşle oynuyorum evet, Hacer saçından topuna yanıyor. Bir kucaklayıp devirsem, beni de yakıp kül edecek. Nereye bırakıyorsun mektubu? Meraklı olmak iyi değildir. Ben sana nohuttan, pirinçten ne kazandığını soruyor muyum hiç? Hadi eyvallah. Ne zamandır yolunu gözlüyorum. Neden? Bilmez gibi konuşma. Dön evine git Fatma. Kimseler yok, gören olmaz. Bakarsın olur. Veli'den korkuyorsun değil mi? Senin için korkuyorum. Bir daha kıstırdı mı dayakla da kurtulamazsın. Bir gün gelir iyi bir fırsat çıkar elbet. Bekleyelim. Canın çok kıymetli değil mi? Hem istediğin gibisi olacak hem de sana dert getirmeyecek. Haksız mıyım? Haksızsın tabii. Hadi gel, samanlıkta kayboluruz. Sen çıldırmışsın ama benim aklım başımda. Bir gün öyle bir belaya bulanacaksın ki benimle basılmayı mumla arayacaksın. Kolay gelsin ana. Bunca insan, kadın, erkek, çoluk, çocuk tarlada, bostanda çalışsın, sen hayta gibi dolaş maşallah. Bana göre iş yok be anacığım. Olsa sen o zaman seyret oğlunu. Öyle ya, sen ağasın, beysin. Çapa yapmak, tütün kırmak sana yakışır mı? Allah korusun, bir yerin incinir, üstün tozlanır. Yalan mı? Aslan gibi değil miyim? Sayende her şeyim gıcır gıcır. Şehirde bile emsalim yokken, ırgatlık, tütün kırmak... yakışır mı? Gönlün razı olur mu? Ne desem cevabın hazır, hem de aynı cevaplar. Yemeğe geldinse yemek daha hazır değil. Bir isteğin var mı? Sormak için uğradım. Yok yok, sağ ol. Hacer, yoruldun mu kızım? Gölgeye git dinlen biraz. Ben iyiyim. Ama sen terlemişsin, su getireyim mi? Sağ ol, susamadım, sen biraz dinlen. Daha gidip Emine'ye yardım edeceksin. Sen de bırak artık, yarın devam ederiz. Ben de gecikmem. Ne pişireyim, canın neler çekiyor? Sen ne pişirirsen. Geç kalma! Tamam. Şerif Ali bu. Şerif Ali yolumu bekliyor. Ay Allah, Gülsünmüş. Yüzbe yüz konuşmanın zamanı geliyor. Şerif Ali'm, canım. Selam Gülsüm kadın, erken dönüyorsun. Evde de işler var. Boyun kadar kızın var, Hacer yardım etmiyor mu?
Etmez olur mu? Şimdi de Emine Güre yardıma gitti. Kendi işiniz bitti, şimdi de ona buna mı koşturuyorsunuz? Ne yaparsın? Hatır kıramıyoruz. Senin burada ne işin var? Cumali'nin tarlasına usta getirdim. Su borusu patlamış. Çalışmaya mı başladın Şerif Ali? Vallahi görsem inanmam. Hızlanayım, laf getirmesinler. Ne diyebilirler ki? Bilmez misin? Sana hadi neyse, bana da mı? Neyin eksik? Hoşça kal. Halil İbrahim'e mi? İçebilecek başka yer var mı? Sana içkini elimle içirsem, dilinde, dudağında kalanı da ben içsem. Nasılsın anacığım? Sağ ol. Abla diyordun, bu ana lafı da nereden çıktı? Abla ne demek, saygısızlıktı o. Yardım ister misin? Yapmış kadar oldun, sağ ol. Kaynanam olacaksın, kolay mı? Dilim alışmalı ana demeye. Şerif Ali, onu görünce böyle oluyorum hep. Her yerim ateşe kesiyor. Yoksa yanılıyor muyum? Hayır. Bunca yılın Gülsüm'ü yanılır mı? Çıkmış yolumu gözlüyordu besbelli. Nasıl güzel bakıyordu. Ne tuhaf! Beni gördü mü o çapkın deli dolu Şerif Ali gidiyor, yerine şaşkın acemi biri geliyor. Ben de öyle oluyorum. Sevda dedikleri bu değil mi? Duyunca dediklerini komayacaklar. Yaşı senden küçük, çapkının, haytanın teki, senin gelinlik kızın var, yakışır mı diyecekler. Kime ne? O kadarcık yaş farkından ne çıkar? Hem ben Şerif Ali'yi çabuk kocatırım diyeceğim. Kızım gelinlik çağında. Ama ona göre bir talip kolay mı? Hacer'in evlenme telaşı da yok. Hadi hoşça kalın. Gülsüm ablaya selam. Söylerim. Niye bahsetti Halil İbrahim'den? Neden olacak? Dükkana gitmemi istiyor. Geldin mi kızım? Ben bakkala kadar gidip hemen döneceğim. Gene pek güzelsin. Sen öyle göreceksin elbet. Çıldırdın mı sen? Gir içeri. Bir gören olsa dünya başına yıkılır. Halimi biliyorsun Hanife abla. İyice aklını aldı, ne diyeyim? Bir hediyem var ona. Bugün kendim verecektim, yolda anamla rastlaştılar, veremedim. Gizli gizli işledim bunu. Günlerdir de koynumda saklıyorum. Söylemeyi unutmazsın değil mi? Sen hepimizi okutur da ırmaklardan susuz döndürürsün. Hadi, ben anan gelmeden gideyim. Mektup yazsın gene. Hı.
Ben kaçıyorum. Ne oldu? Babam mı geliyor? Gülsüm kadın. Karşılaşmak istemiyorum. Ne o, korkuyor musun? Korkmak değil, ürkütüyor beni bu kadın. Sanki yüzüme baktığında Hacer meselesini okuyor. Bir tur atar gelirim. Hoş geldin Gülsüm abla, buyur. Vaktim var, sen Nihal'in işini görüver. Birine mi baktın? Yo, hayır. Evde pirinç bitmiş. İki kalıp sabun, yarım kilo da toz şeker. Bağ üstüne. Ulamışlı Rıza Efendi'yi de istememişsin diye duyduk. Hali vakti yerinde, daha ne? Rıza Efendi 52 yaşında. Hacer büyüdü, yarın öbür gün evlenip gidecek. Yalnız kalsan daha mı iyi? Benim kızım evlenecek yaşta değil. Evlenmek nesine? Belki sence küçük ama Hacer gelinlik çağına çoktan geldi. Biraz da kendini düşün. Bana ne hacet? Siz varsınız ya düşünen. Hepsi bu kadar mı? Bana iki kahve fincanı ver. Fincan hiç kalmadı. Şerif Ali yarın kasaba pazarına inecekmiş. Ona ısmarladım. Unutmazsa getirir. Söylemese de koynunda sakladığı belli oluyor. Şimdiki kızların akılları başka akıllar. Bu yolları bilseydim bunca yıl dul kalır mıydım? Gitsen iyi olur Hanife. Burnumda Hacer'in kokusu elimden bir kaza çıkmasın. Çıksın. Benim için korktuğun şeye bak. Elini korkak alıştırma. Git kadın, şeytanı çağırma. Söyle ona, yarın kasabaya gideceğim. Öbür gün mektubu bırakırım. Buluşacağınız yeri yazmayı unutma. En uygun yer burası. Hem suya da çok yakın. Biricik maralım, nazlı gülüm, Hacer'im. Önce güzel ellerinden sıkar, sırma saçların her bir telini. Aklıma gelmesiyle uykum kaçıyor. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Yarın kasabada omzuna yapışacağım. Yetti Şerif Ali, yetti bu yangın diyeceğim. Sarıver bir zahmet. Bunlara da bak sen bacım. Peki bu ne kadar acaba? 150 lira yeter. Bunu da sar. Sağ ol. Üstünü ver, çabuk.
Nereye? Şimdi bir yakınım girdi, ona bakacağım. Yakınını başka yerde bekle. Burası sana göre bir yer değil hanım. Burası umumhanedir, genel ev yani. Anladın mı şimdi? Ben seni yere göğe sığdıramazken... Seninki erkeklik değil, rezillik. Evet. Düpedüz rezillik. Boş yere günahını al. Erkek, hem de çok güçlü bir erkek. Öyle kadınlara benim yüzümden gidiyor. Benim yokluğum yüzünden. Her şey iyi hoş da, anana ne yapacaksın? Dünyada o eşek arısına vermez seni. Vermeyip de ne yapacak? Daha ne kadar zaman direnir ki? Kız, öyle söyleme, anandır. Üzerinde bunca hakkı var. Çiğneyip geçemezsin. Ben çocuk değilim Hanife abla. Mecbur ederse arkama bile bakmam. Ama iş buraya varmaz zaten. Önce onu evlendireceğim. Boşuna ümitlenme, kim istese geri çeviriyor. İsteyenler kim? Bir anamı düşün, bir de isteyenleri. Ona evin duvarını omuzlayacak baba yiğit biri lazım. Şu düğün münasip birini bulmak için iyi bir fırsat. Hadi inşallah. Sen de bir gün hayırlısıyla evlenip beni bırakacaksın. Kısmet anacığım, sen benim yaşımdayken anne olmadın mı? O zamandı. Fikrimi bile sormadan rahmetli babana verdiler. Ne olduğumu bile anlamadım. Şimdi tam zamanı. Her şeyi biliyorsun. Boyuma geldin. Artık benden geçti bilsen. Ömrüm kağır saymakla geçti. Artık yeter. Evlenmelisin anne. Geciktin bile. Tut ki evet dedim. Ya seçeceğim adamı uygun görmezsen? Neden görmeyeyim? Bunca yıl sonra yanılmazsın eminim. Laf uydururlar. Bizi birbirimize düşürürler. Aman anne, çocuk muyum ben? Elbet değilsin güzelim. Kimin kime denk olduğu uzaktan bilinmez zaten. Hiç belli olmaz, bakarsın seni de bana karşı doldururlar. Ben seni el sözüyle büyütmedim ki el sözüyle evlendireyim. Hele o günler gelsin. Hadi. Nasıldı? Ne kadar kaldın? Hiç tadı yoktu, aklım burada kaldı. Sen o işi aklına takma. Daha küçükmüş, kimseye vermeyecekmiş. Kim söyledi? Gülsüm. Şöyle bir ağzını aradım, iş yok. Hacer meselesi bitti, yenisine bakalım. Boşuna seviniyorsun, evlenmekten bahseden kim? Benim ateşim kucağıma düşürene dek, sonra gelsin yenisi. Yarın bir mektup bırakacağım gelecek. Hediyesini vereceğim, feleği şaşacak. İyice sapıttın işte, bir tarakla mı feleği şaşacak? Sen o kadar anlarsın, tarak işin çalımı. O ipek saçlarını ilk ben tarayayım derken beline dolanacağım. Elektrik vurmuş gibi çarpılıp kendini bırakacak. Kolay gelsin. Sağ ol. Biraz beklersen ilk pişeni sana veririm. Yo sağ ol, başka zaman. Ne zaman istersen. Thank you.
Çekiniyor. Önce mektup, sonra açılacak. Maralım, iki gözüm, canımın parçası, gönlümün sultanı Hacer'im. Hacer'im. Hacer'e. Bana değil mi? Kız Hacer, ne arıyorsun? Bunu mu ha? Bu günleri de mi görecektim ahlaksız? Seni hayasız, seni köpek! Daha şimdiden ha, Allah'ın belası! Ulan öldürürüm seni, doğururum deli! Namussuz! Namussuz köpek! Seni doğuracağıma taş doğursaydım! Öldürürüm seni! Beni hayvan yerine koyup o köpekle, o hırs düşmanıyla anlaşırsın ha! O katille, o yiğitle! Allah cezanı versin! Öldürürüm seni! Öldürürüm! Hadi! Öldürürüm seni! Kalk! 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 Konuş! Konuşsana! Haberim yoktu desene! İnkar ediyorsa seni öldürürüm! Öldürürüm dur yaptı! Allah'ını seversen öldüreceksin! Sen karışma Halide! Seni ona yar etmem! Öldürürüm dolar etmem! Öldürürüm! Öldürürüm! Seni parçalarım! Seni eceli veririm de o namussuza vermem! Vermem! Hiç utanmak yok mu sende? Hiç edep hayağı yok mu sende? Herkes bitti de sıra Hacer'e mi geldi? Sana söylüyorum rezil! Sen nasıl bir köpeksin ki daha dünkü çocuğu baştan çıkarıp... Hey yavaş ol, lafını bil! Seni hırs düşmanı, kafanı ezerim senin gavur oğlu gavur! Yeter be, kafanı yeter artık! Yeter! Evet Gülsüm, Allah aşkına yeter! Ne oldu Şerif Ali? Gülsüm bacıyı niye öfkelendirdin? Sen sus, hiç lafa karışma! Kocandan yediğin dayağı ne çabuk unuttun! Ne işin var ulan senin burada? Yürü! Sen de defol! Bir daha Hacer'e yan gözle baktığını göreyim, vallahi yaşatmam seni! İyi bari, artık sokaktan da geçmeyelim. Kızım büyüdü diye gözümüzü dolap beygir gibi bağlatıp sokağa öyle çıkalım. Bizi bu kadar sahipsiz mi belledin? Hacer senin dengin değil, bunu iyice bilmiş ol! Üstüne uyma ablacığım, canına yazık, hadi gel! Gel buraya, bir Hacer eksikti zaten, yürü! Senin de azgınlığın yetti artık ya! Thank you.
Yazık, güzelim gösteriyi kaçırmışım. Keşke kasabaya gitmeseydim. İş mi benimki de? Neyse sonra Şerif Ali hiçbir şey yapamadı mı? Değil Şerif Ali, zal olur üstem olsa nafile. Kadının gözü dönmüş bir kere. Bak şu tabaklar, şunlar, hepsi senin. Şu kapıyı kapatayım ha, 5 dakikacık. Geri bas Ödük, bir meydan dayağı da ben sana çekerim. Bu öfken Hacer'i acıdığından mı, kokulu saçlıya tutkunluğundan mı ha? Kaşınıyorsun Halil İbrahim. Sen de, ama Şerif Ali oralı değil. Hoş, erişemedin ciğere tükürmek yeni numaran mı? Buluşuyormuşsunuz, görmüşler. Salyana sil, alık. Şeker, pirinç, teflon tava ne istersen, dul karısın, oynama bana. Aptal, aptal. Benim yangınıma senin bir gıdımcık suyun yetişir mi ha? Beni rezil etti, bütün köye iki paralık oldum. Haksız mı? Münasip birini bulalım da otur artık, yeter çektirdin. Ulan sen görürsün! Şimdi de Halil İbrahim düştü kapıya. Neden? Bu sümsük bakkal durup dururken teftişe gelmez. Bir sebebi olmalı. Nedir durum? Kadın zebella gibi pencerede. Gardiyan kesilmiş ki olursa o kadar olur. Sen bu işi boşla. Bırak biraz zaman geçsin. Nereye? Bir tur da ben atacağım. Şerefsizim, sen kaçırmışsın. Kaçırmadım ama yakındır. O perişanlıkta bile öyle bir güldü ki duran namussuzdur. Nereye? Nereye dedim? Tuvalete gideceğim. Yine dolanıyor o rezil. Belasını mı arıyor? Görmedim. İnsanda biraz ar namus olmalı. Kazık kadar herif anasının eline bakıyor utanmadan. Alnının teriyle kazanmayan biri erkek midir, insan mıdır ha? Tasası sana mı düştü, bize ne? O kokuluyu koruyacak bir sen mi kaldın? Kız yakarım seni, diri diri yakarım. Yeter, yeter artık. Varma üstüme, varma, kendimi öldürürüm. Thank you.
ne yaptımsa, ne söyledimse hep senin iyiliğin için. Daha çocuksun, sana göre değil o. Sonra sana yazık olur. Onun kokulu saçına, yakışıklılığına kapılma. Unut kızım. Ben çocuk değilim. Yarın Gödenci'ye düğüne gideceğiz. Herkes kendi hayatına Hacer'im. Kalkmak istemiyor. Sonra oynarım. Aman Gülsüm, böyle günde naz yapılır mı fırla hadi. Üstüne varma, canım istemiyor. Kalk dedim sana, bak ben bile oynuyorum. Hadi ya anne, naz yapma. Hacer. Ana kız öyle mi? Olur şey değil. Abla kardeş gibi değil mi? Oyununuzla gözümüz gönlümüz açıldı. Hele biraz dinlen, terin soğusun. Konuşacaklarım var. Merak etme, hayırlı bir iş için. Oyununuzu kadınlar anlata anlata bitiremedi. Benim düğünde de aynısını isterim Gülsüm abla. İnşallah Mahmut. Hele o gün gelsin. Gelsin de ne demek? Geldi bile haftaya. Öyle mi? Hayırlısı olsun. Sağ ol. Darısı Hacer'in başına. Doğurana çocuğu hep küçük gelir derler. Doğruymuş. Meğer sen başkalarının gözünde gelinlik çağa gelmişsin. Nedir dilinin altındaki? Hiç.
Sen bir hiç için bunları söylemezsin. Kısmetin çıktı bugün. Ne olmuş çıktıysa? Hayırlı bir talip diyorlar. Kerim Kahya'nın oğlu Osman. Babası Ulamış'ın en zenginiymiş. Bekar olsa adam tam sana göreymiş. Daha ortada fol yok, yumurta yok. İstemeye gelecekler hepsi o. Kızımın yaşı küçük. Evlenmek nesine dersin, olur biter. Varsa aklını kendine sakla. Kime ne söyleyeceğimi bilirim ben. Bir ayak önce vermeli. Şerif Ali de ümidini keser o zaman. Meydan bana kalır. Kalır mı? Kim bilir? Nasıl durum evde? Çok mu sıkıştırıyor? Bildiğin gibi değil abla. Bunaltıyor ki o kadar olur. Biliyor. Beklesin, bana güvensin dedi. Zaman yok. Kararımı verdim. Kaçacağım. Kaçacak mısın? Anam yarın dereye çamaşıra inecek. Söyle evdeyim. Onu bekliyorum. Anamı düşünme. Ben bir çaresini bulurum. Sen dediklerimi Şerif Ali'ye iletiver. Dulan İfe'yle ne fısıldaşıyordunuz öyle? O da mı merak oldu? Ne fısıldaşıyordunuz? Hiç. Kadın seni sordu. Sonra da selam söyledi. Çıldırdı mı bu kız? Kaçırmak bu kadar kolay mı? Benden iletmesi. Gerisi senin bileceğin bir iş. Yok ya. Olacak iş değil. Düşünsene Hanife. Anası olacak canavar onu bana bırakır mı ha? Hadi aldım, kaçırdım. Akşama varmaz bulurlar bizi. Onu alıp anasına verirler, beni de içeri atarlar. Sonra? Kim bulacak hemen sizi? 3 gün, 5 gün, 1 hafta. Belki 1 ay bulamazlar. Ondan sonra bulurlarsa bulsunlar. Hakim kaç ay verirse o kadar yatarsın. Ölüm yok ya bunun sonunda. Sen hapisten çıkıncaya kadar da kızın yaşı dolar, bir daha kaçırırsın. Yiğit Allah aşkına, hepiniz çıldırmışsınız. Sen sordun, ben de fikrimi söyledim. Kız seni yarın öğleden sonra evde bekleyecek. Sakın unutma. Ha ha ha!
oldu? Ah, neyin var? Yok bir şeyim yok. Sapsarısın. Ölü gibisin. Ne zaman böyle olduğunu hiç anlamadım. Düğünden beri elim ayağım tutmaz oldu. Nazar değdi kızıma. Herkesin gözü kaldı. Gözü kalanların gözü çıksın inşallah. Üşüyorum ana. Üşüyorum. Ört üstümü. Ört üstümü ana. Çamaşır kalsın, yarın giderim. Olmaz. Birazdan geçer, ben de seninle gelirim. Bana bu nöbet dün de geldi ama söylemedim. Hem dereye inersek benim de içim açılır. Peki ama dereye kadar inebilecek misin kızım? Eşeğe binersin, yorulmazsın. Ört anacığım, ört. Ört, üşüyorum, daha ört. Nasılsın? İyi değilim. Başka bir şey ister misin? Yok, istemem. Uykum var. Sen kapıyı sıkı çek git, komşuları bekletme. Ben gelinceye kadar kımıldama uyu, gelince sana çorba pişiririm. Hadi kaçır beni. Kaçırayım mı? Kaçır. Ne o, hasta mısın? Bir şeyim yok. Kaçır. Ne durdun? Küçüksün. Onu düşünüyorum. Küçük müyüm? İşine gelmem öyle mi? Kaçırayım kaçırmasına canıma minnet ama anneanne der. Sonunu düşün. Seninle geliyorum ya. Ne var sonunda? Hapislik var. Benim için 3-5 ay hapis yatmışsın, çok mu? Yatarım, yatarım yatmasın ama önce seni anandan isteyeyim. Anlaşıldı senin erkekliğin. Git. Dur hele, dinle. Dokunma bana. Değme. Anlaşıldı ne mal olduğun. Hadi. Anam beni sana vermez. Verse de ben bundan sonra sana varmam. Boşuna istetme. Çek git, durma. Bu kadar gün bekledim. Bırak da 5-10 dakika kalayım. İki tatlı sözünü duyayım. Anan vermezse sen yaşını doldurana kadar beklerim. O vakit el ele verip kaçarız. Sen beklersin ama ben bekleyemem. Çık git dedim. Git, başkasına anlat bu dediklerini. Oynuyor, oynuyor benimle.
Aklım evde kaldı. Söyledik abla, sen git, biz yıkar getiririz. Zahmet olmaz mı size? Ne zahmeti canım, iki parça eksik, üç parça fazla, ne fark eder? Geçmiş olsun. Sağ olun. Nah bendeki akıl. Evde kimse yok, sürükle yatır mindere. Haber gönderen kendisi, gibi zam parasına ev alan kendisi. Madem koklatmayacaksın, ne diye çağırırsın? Korkmuşsun oğlum. Ben olsam kaçırırdım. Kız kaçırmak sakız satmaya benzemez. Madem bir yolları öğrenmek istiyorsun, kulağını aç. Kız kısmı tay gibidir, başını bildiği yöne çeker. Bir kere uydun mu yandın. Nasıl olsa elimde, önünde sonunda ümüne çökerim. Sen öyle bil. Gödence de kısmeti çıkmış. Kim? Kerim Kahya'nın oğlu Osman. Yalandır. İnanmazsan Hanife'ye sor. Yoruldunsa git yat, ben yıkarım. İyiyim. Köy şenleniyor. Buralara kadar geldiğine göre ateş bacayı iyice sarmış olmalı. Kimmiş gelen? Kerim Kahya'nın oğlu Osman. Bugüne kadar hiç görmemiştik. O da Hacer'i görmemişti. Gödence'deki düğünde Hacer'i görünce aklı başından gitmiş çocuğun. Ya Hacer'i isteyecek olursa? Gülsüm hemen verir, daha iyisini mi bulacak? Çek git, bir daha da buralara gelme. Kimsin be, köyün tapusu sende mi yoksa?
Biz neciyiz lan buralarda? Git köyünde horoz lan, yoksa kopartırım ibiğini. Sen de yıkıl içeriye. Yıkıl dedim! Hacer, neredesin? Ne o? Bir şey mi var? Yo yo, bir şey yok. Hepsini çektim ama şu içkinle uğraşamam. Bu zıkkımı içeceksen dışarıya. Bana Hacer'i isteyeceksin. Bunca rezillikten sonra mı? Sarhoşsun, yat sıbar hadi. Yarın Hacer'i isteyeceksin. Hele sabah olsun bakalım. Yarın mutlaka isteyeceksin. Yoksa kapısına dayanırım, dağıtırım ortalığı. Utanmaz. Taşladığım, rezil ettiğim yetmedi. Gözleri gene kızımda, kör olsun o gözleri. Canım, bunu güzelce Hürmüz'e söylersin, olur biter. Ben de senin oğluna verecek kız yok dersin, mesele biter. Bu kadar. Konuşmam bile, kapıdan kovarım. Boşuna gelmesin. Sen de git, o kopuk için aracı olma. Kadın, senin aklın oynamış. Tövbe, bir daha gelmem. Harife abla, kahve. Kız, gene mi kuyruk salladın o ite? Vallahi seni de parçalarım şimdi. Benden ne istiyorsun? Verdin işte ağızlarının payını, daha ne? Doğru mu söylüyorsun? Vazgeçtin öyle mi? Evet, öyle. Aklım almıyor. Olmaz gibi geliyor. Şerif Ali bile unutuluyor beni. Ne oldu, konuştun mu? Hanife'yi kapısından kovmuş. Gidecek olursan beni de taşla sopayla kovacakmış. Sağ ol anam. Sahi mi söylüyorsun Hanife? Hay be, Şerif Ali kız isteyecek de anası kapılardan kovulacak. Olacak iş mi bu? Bu işin bombası patlar ya, bakalım ne zaman. Çok sürmez, merak etme. Hacer de istemiyormuş, başka birine söz kesecekmiş. Herif gelip buralarda dolaşıyor. Şerif Ali kime ne yapacak? Şerif Ali bu keyfini görmesin. Kırık çıkığın filan yok ya. Sana nasıl davranacağımızı öğrendik. Ama geç öğrendik. Bir Gülsün'le Hacer seni poz çıkarmaya yetti. Oh olsun Şerif Ali, oh olsun. Hiç dikilme, o iş bitti. Mahmud'un düğünü yarın, yeni enterini yetiştiremedik. Gödence'de giydiğimin nesi var? Thank you.
Söyle Hacer'e Şerif Ali seni kaçıracaktı. Aklım başına geldi ama fikrimce geç geldi. Bu gece ay çıkacağına yakın. Horozlar yanılır öterler. İki el çifte sesi duyunca susuz tulumbaya gelsin. Ben oradayım, onu bekliyorum. Hadi. Seni de secde ettiren biri olacaktı elbet. Kaçır dediğim zaman korkmasaydı. Benim gönlüm Şerif Ali'den geçti. Yemeği pişir önce, sonra ütü yap. Avluyu da yıkayacağım. Oh, ikindiyi bulmaz, tarlaya da yetişirim. Gelme dinlen, istiyorsan bir komşuya git. Gün inmeden dönerim ben de. Yürü. Yürü.
Niye geldin? Gönlünün benden geçtiğini anladım. Buyur mendilini. Kerim Kahya'nın oğluna verirsin. Bir daha da adımı anmazsın. Senin olsun. Ben tarağını kaybettim. Bir kere elimden çıkan mendili geri alıp da ne yapayım? Başkasına verecek olursam yenisini veririm. Bende kalmasını istemiyorum. Yolunu beklesem, desem ki çok ettim sana, çok kırdım onurumu. Fakat sebebi böyleyken böyle, ben sana deli divaneyim desem. Gülsüm! Şerif Ali. Sen Hacer'i bana vermedin ama ben zorla aldım. Şerif Ali dur! Şerif Ali dur! Gönlün Şerif Ali'den geçti, öyle mi? Öyle, geçti. Zorla güzellik olur mu? İstemiyorum seni, anlıyor musun? İstemiyorum! İstiyorsun, hem de deli gibi istiyorsun. Senin yaptığın keçilik. Gece susuz tulumbada seni beklerken çocukluğunu hatırladım. Sokakta oynarken anan akşam zorla eve soktuğu zaman odanın camlarını kırardın. Döverdi, bu defa ağlar, bütün köyü ayağa kaldırırdın. Bu iş. Sonunda o 3-5 ay değil, 15 yılma pusta olsa seni bırakmayacağım. Yine yumruğu yiyip atın önüne uzanmak istemiyorsan adam gibi gelirsin. Ah.
Sana ana diyeceğim. İzin ver elini öpeyim. Hacer'den sana kadın olmaz. Ben yaşarken olmaz. Niçin ana, niçin? Oldu ana. Hacer dün gece kadınım oldu. Şerif Ali! Şerif Ali'm!